Merhaba arkadaşlar. Nisan ayı fen bilimleri ikinci örnek soruların açıklamalı çözümleriyle yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimlere like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalımda tüm LGS konuların konu anlatımını tekrar için dinleyebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Dünyanın güneş etrafında hareketi sonucunda dünya içerisinde herhangi bir noktaya güneş ışınların geliş açısı yıl içerisinde değişiklik göstermektedir. Işınların düşme açısı azaldıkça yüzeye baktığı ısı enerjisi de azalmaktadır. Bu iki durum aynı anda farklı yarımkürelerde farklı mevsimlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Burada arkadaşlar kuzey yarımkürede güneş ışınları dik geldiği için kuzey yarımkürede yaz mevsimi, güney yarımkürede kış mevsimi yaşanmaktadır. Verilen bilgilerden yola çıkarak K noktasında yaz mevsimi yaşanmaktadır. Bakın arkadaşlar K noktası yengeç dönencesi güneş ışınları dik geldiği için bakın K noktası yaz mevsimi yaşanmaktadır. Birinci ifademiz doğru. İkinci ifadeye bakalım. Belirtilen noktalar arasında güneş ışınlarının en dar açıyla alan M noktasıdır. Baktığımızda arkadaşlar güney yarımküreye şu açıya baktığımızda en az M noktasında olduğu için ikinci ifademiz de doğru. Bakın Oğlak dönencesine kış mevsiminde dar açıyla gelir. Üçüncü ifadeyle baktığımızda belirtilen noktalarda konulan özdeş cisimlerden L noktasına daha çok ısınması beklenmektedir. Arkadaşlar L noktasına güneş ışınları dik geldiği için daha çok ısınması beklenir. Doğru. Hangilerine ulaşılabilir diyor. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Bakın L noktası yengeç dönencesi ve dik gelmiş. Burada dal alanda daha sıcak olması beklenir. Daha çok ısınması beklenir. O halde 3. ifademiz de doğrudur. Cevabımız D şıkkıdır. Efe havanın yağışlı olmadığı ve sıcaklığın yüksek olduğu bir hafta Avustralya'nın Sydney şehrine gezi düzenlemek istemektedir. Bu amaçla Sydney'in iklim ve hava durumuna ait grafiği incelemeye başlar. Ancak iklim grafiğinde Sydney Haziran ayında yağışsız görünürken hava durumu grafiğinde bu ayın ilk haftası yağışlı görünmektedir. Buna göre Efe'nin gezi tarihini ayarlamak için dikkate alması gereken veriler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar gezi düzenlediği için kısa dönem hava durumuna bakması lazım. Kısa dönem hava durumunda hava olaylarıyla ilgilidir. Yani hava durumuna bakması gerek, dikkate alması gerekir. O halde A şıkkıyla başlayalım. Geniş bir bölgedeki atmosfer olaylarının ortalamasını gösterdiği için iklim verilerini dikkate almalıdır. Arkadaşlar burada hava durumun dikkate alması gerektiği için A şıkkı yanlış. B şıkkına bakalım. Günlük değişen hava olaylarını gösterdiği için hava durumu verilerini dikkate almalıdır. Evet arkadaşlar burada cevabımız B şık olacak. Günlük olaylarının gösterdiği hava durumunu dikkate alacağı için gezisi için B şıkkı doğru ifadedir. C şıkkına bakalım. Uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamasını gösterdiği için iklim verilerini dikkate almalıdır. Hayır burada yine iklimle ilgili bilgi verilmiş. Bu da olamaz. D şıkkına bakalım. Atmosferde meydana gelen değişimler tahmini olduğu için hava durumunu dikkate almalıdır. Hayır bunun için değil arkadaşlar. Günlük hava olaylarını gösterdiği için hava durumunu dikkate almalıdır. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olacaktır. Üçüncü soruyla devam edelim. Buna göre çevre koşullarının kakımların kürk renginde oluşturduğu değişimle ilgili olarak aşağıda yorumlardan hangisi yapılabilir diyor arkadaşlar. Çevre koşullarının kürk rengindeki oluşturduğu değişime baktığımızda arkadaşlar kakım su kenarlarında, tarlada ve kırlarda yaşayan uzun vücutlu, kısa bacaklı ve kısa kuyruklu nesli tükenme tehlikesi altında bir gelincik türü. Kakımlar kış aylarında tümüyle beyaz renkliyken yaz aylarında kürklerinin üst tarafı kahverengi, alt tarafı beyazdır. Ancak kakımlar yaşadıkları coğrafyanın tümünde mevsimle birlikte renk değiştirmez. Sıcak bölgelerde hiç beyazlaşmadan yaz kürkü ile kalırken daha soğuk olan bölgelerde beyaz renkli kış kürkleri ile görülürler. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kürk renginde meydana gelen değişimler modifikasyondu. Modifikasyon neydi arkadaşlar? Gen işleyişindeki değişikliklerdi. O halde şıklara baktığımızda gen işleyişindeki değişikliği dikkate alacağız. Kakımlarda ulaşan değişim yavrularda aynen aktarılır. Hayır modifikasyonlar kalıtsal değil olmaz. B şıkkı kakımların DNA üzerindeki değişiklik meydana gelmiştir. Hayır burada modifikasyondur. DNA üzerindeki değişiklik mutasyon olduğu için B şıkkı da olmaz. Çevre koşulları kakımın görünüşünde kalıcı değişiklik oluşturmuştur. Hayır kalıcı değişiklik değildir. Modifikasyonlar geçicidir.
D şıkkına bakalım. Takımların bazı genlerinin işleyişinde değişiklikler meydana gelmiştir. Doğru. Modifikasyonun tanımı da buydu zaten. Cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki soruya devam edelim. Arkadaşlar buna göre tüm insanların aynı sayıda kromozom olmasına rağmen genetik soyu, kütüğü yöntemiyle şüpheli kişiye ulaşabilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Genetik veri tabanı ile ilgili bir paragraf verilmiş arkadaşlar. 2018 yılında suç oluşturan bazı olayların incelemesinde DNA analizine dayalı genetik soy kütüğü yöntemine başvurulmuştur. Bu yöntemi kullanan araştırmacılar olay yerinde şüpheliye ait olduğu düşünülen DNA örneklerinin analiz sonuçlarını genetik eşleşme yapabilen bir bilgisayar programına yükleyerek arama yapmışlardır. Böylece şüpheliyle DNA benzerliği gösteren genetik veri tabanında insanları belirlemişlerdir. Bu insanlarla görüşerek şüpheliye aynı soydan bireylere ulaşmış ve şüpheliyi bulabilmişlerdir. Bu yöntem ile birçok olay çözüme kavuşmuştur. Arkadaşlar, insanlarda kromozom sayısı aynı olmasına rağmen neyleri farklıydı? Nükleotitlerin sırası ve sayısı farklıydı. Fakat akraba olanlarda bu sıra ve sayı büyük oranda benzerlik gösteriyordu. O halde hangi şıkta var bu? Bir bakalım. Şüphelinin DNA'sında bulunan toplam fosfat ve şeker sayısının aynı soylarda benzerliği yok. Hayır, toplam fosfat ve şeker sayısı herkeste aynıdır arkadaşlar. A şıkkı olmaz. B'ye bakalım. Şüphelideki bazı nükleotitlerin sırası ve sayısının aynı soydaki bireylerde büyük oranda benzerlik olması. Evet, bu doğru arkadaşlar. Nükleotitlerin sırası ve sayısı büyük oranda benzerlik gösterir akrabalarda. Cevabımız B şıkkı. C şıkkına bakalım. Şüphelinin DNA'sında bulunan organik baz çeşidinin aynı soydaki bireylere benzer olması. Hayır, tüm insanlarda organik ve çeşidi aynıdır arkadaşlar. Olmaz. D'ye bakalım. Şüphelideki nükleotit sayısının aynı soydaki bireylerde benzer olması nükleotit sayısının değil arkadaşlar, nükleotitlerin sırası ve sayısının olacak. Cevabımız B şıkkı olacak. Beşinci soruyla devam edelim. Grafiğe göre kahverengi ve gri alaca baykuş sayısında meydana gelen değişimlerle ilgili hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Bakalım. Bir grup bilim insanı 1981-2008 yılları arasında bir bölgede yapılan çalışmada kahverengi ve gri renkteki tüm alacak baykuşları yakalamış ve takip edilebilmeleri için etiketlemişlerdi. Baykuşlar çeşitli yıllarda tekrar yakalanarak sayıları tespit edilmiştir. Baykuşların sayıldığı yıllar içerisinde kar yağışı ve yere düşen karın kalınlığı değişim göstermiştir. Bu yıllar içerisinde kahverengi ve gri alaca baykuş sayılarındaki değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir. Kırmızı kesik çizgiler gri baykuş, mavi çizgi ise kahverengi baykuş sayısı. Kahverengi baykuş sayısı maviyle gösterilen kar kalınlığı arttığında sayısı hayatta kalma yüzdesi bayağı bir azalmış. Gri baykuş ise bakın hayatta kalma yüzdesi daha fazla. Bu da neyi gösterir arkadaşlar? Kahverengi baykuşlar karda daha fazla görünebildiği için daha fazla av olmuştur. Bu nedenle sayısı daha fazla azalmıştır. Burada hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Üreme yeteneğine sahip alaca baykuş sayısı kar kalınlığının artması sebebiyle azalmaktadır diyor. Arkadaşlar bakıyoruz, kar kalınlığının artmasıyla alaca baykuş sayısı azalmış. Doğru arkadaşlar. Söylenemez dediği için bu olabilir. Gri alaca baykuşların, bakın arkadaşlar, gri alaca baykuşların hayatta kalma oranının daha fazla olmasında doğal seçilim etkili olmaktadır. Evet arkadaşlar, doğal seçilim burada etkilidir. Güçlüler hayatta kalır. Yani adapte olanlar hayatta kalır. Diğerleri hayatta kalmaz. Bu etkilidir. Bu da doğru. Bakın gri alaca baykuşlar daha fazla hayatta kalmış. C şıkkına bakalım. Avcılar karlı ortamda gri alaca baykuşları kahverengi baykuşlara göre daha kolay yakalamaktadır. Tam tersi arkadaşlar. Griler renklerinden dolayı daha zor yakalar. C şıkkı söylenemez. Cevabımız C şıkkı olacak. D şıkkına bakalım. Kar kalınlığının artması kahverengi alaca baykuşların yiyecek bulamayıp ölmelerine sebep olmaktadır. Bu da doğru arkadaşlar. Bakın daha fazla sayıları azaldığı için, hayatta kalma sayıları azaldığı için, yüzdeleri azaldığı için bu da olabilir. Hangisi söylenemez diyor. Cevap C şıkkı olacak. Altıncı soruyla devam edelim. Katılarda basınçla ilgili bir soru arkadaşlar. İş makineleriyle tekerlek yerine palet kullanılması. Palet, bakın arkadaşlar, burada gösterilmiş. Günlük hayatta birçok alanda iş makinelerinden faydalanılır. Büyük işlerin kolaylıkla yapılması ve ağır yüklerin kolaylıkla taşınması için
iş makineleri kullanılır. Görselde olduğu gibi genellikle bu iş makinelerinin tekerlek yerine geniş tabanlı palet kullanılır. Aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir diyor arkadaşlar. Yere yaptığı basınç azalması. Evet arkadaşlar, burada yüzey alanı arttığı için basınç azalır. Birinci ifademiz doğru. Ağırlığının azaltılması. Hayır arkadaşlar, buradaki iş makinesinin ağırlığı azaltılmaz, basıncı azaltılır. İkinci ifademiz yanlış. Yükü daha kolay kaldırması. Hayır arkadaşlar, yükü daha kolay kaldırması motor gücüyle alakalıdır. Basınçla alakalı değildir. O halde hangisi ile açıklanabilir? Yalnız bir ile, basıncın azaltılması ile açıklanabilir. Cevabımız A şıkkı. Yedinci soruyla devam edelim. Atmosferi oluşturan gazların ağırlığı nedeniyle temas ettikleri her noktaya uyguladığı basınca açık hava basıncı denir arkadaşlar. Açık hava basıncının tanımı verilmiş. Bürelenci basınç konusu ile ilgili olarak görselleri ve açıklamalar verilen etkinliği deniz seviyesinde yapıyormuş. Aynı yükseklikte, bu da önemli. Yapılan bu etkinliğe göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Birinciye bakalım. Bir baharda renklendirilmiş su içinde mum yakılıyor arkadaşlar. Daha sonra mumun üstüne deney tüpü kapatılıyor. Deney tüpü kapatıldıktan sonra mum sönüyor, sıvı seviyesi yükseliyor. Burada mum yandığında deney tüpü içerisindeki oksijen gazı azalacağı için ne olacaktır? Basıncı azalacaktır. Burada uygulanan açık hava basıncı fazla olacağından su ne olacaktır? Yükselecektir arkadaşlar. Peki hangisi yanlıştır diyor bakalım. Mumun sönmesi deney tüpü içerisinde basıncın arttığını gösterir. Tam tersi azaldığını gösterir arkadaşlar. Azaldığı için açık hava basıncı daha fazla olmuş ve su seviyesi deney tüp içerisinde yükselmiş. Hangisi yanlıştır diyor. Cevabımız A şıkkı olacak. Diğerlerini de okuyalım. Deney tüpünün içinde suyun seviyesinin yükselmesi gazların da basıncına neden olduğunu gösterir. Evet arkadaşlar, burada gaz basıncının yandıktan sonra azalması ve su seviyesinin artması bunu gösterir. Bu deney deniz seviyesinden yukarıda yapılsaydı tüpede yükselen su seviyesi daha az olurdu. Evet arkadaşlar, yükseklik arttıkça açık hava basıncı azalacağı için buradaki seviye az olurdu. Doğru. Arkadaşlar D şıkkını okuyalım. Su yerine daha yoğun bir sıvı kullanılsaydı mum söndüğünde deney tüpündeki sıvı seviyesi daha az olurdu. Evet arkadaşlar, burada açık hava basıncının sıvıya etkileyeceği kuvvet değişmeyecek. Fakat sıvının basıncı daha fazla olacağı için sıvı seviyesi daha az olacaktır. O halde hangisi yanlıştır? A şıkkı yanlıştır arkadaşlar. 8. soruya bakalım. 300 deş maden suyu şişesi birinci durumdaki gibi yerleştiriliyor. Daha sonra şişeler ikinci durumdaki gibi konumlandırılıyor. Arkadaşlar baktığımızda yatayda bu şekilde dikey konumlandırıldığında arkadaşlar bakın ne olmuş? Yükseklik artmış. Yani H artmış. Bu nedenle ne olmuştur? Sıvı basıncı yükseklik arttığı için A noktasında sıvı basıncı ne olmuştur arkadaşlar? Artmıştır. Peki katı basıncına bakalım. Çünkü katı basıncını da sormuş. Burada ne olmuş arkadaşlar? Yüzey alanı azaldığı için katı basıncı da artmıştır. Hem yükseklik artmış, hem yüzey alanı azalmış, katı basıncı artmış. O halde hem zemin uygulanan katı basıncı hem A noktasındaki sıvı basıncı her ikisi de artmıştır. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 9. soruyla devam edelim. Arkadaşlar buna göre çıkarımlardan hangisi doğru olur diyor. Mide rahatsızlıkların giderilmesinde kullanılan ilaçların bazik özellikte olması. Arkadaşlar midemiz asidik. İlaç kullandığımız ilaçlar bazik olduğu zaman bazı rahatsızlıkların giderilmesinde asit ve bazların birbirine etkisinin azaltma özelliklerinden faydalanılmaktadır. Bir araştırmacı farklı arı türlerinin zehirlerini araştırmak için aşağıda bir deney düzeneği koymuş. Eşek arısından alınan özüt, zehir bir behere konulmuş. Üzerine fenolftalein damlatılmış ve fenolftalein damlatıldıktan sonra çözeltip pembe renk vermiş. Arkadaşlar fenolftalein ne yapıyordu? Bazılarda pembe renk veriyordu. Asitlerde renksizdi. O halde eşek arısının özütü nedir arkadaşlar? Bazdır. Bunu unutmayalım. Şimdi ikinci deneye bakalım. Bal arısından alınan özüt, zehir behere konuluyor. Mavi turnusol kağıdı bakın neye dönüşmüş arkadaşlar? Kırmızıya dönüşmüş. O halde bal arısının özütü nedir arkadaşlar? Asittir. Eşek arısı baz, bal arısınınki asitmiş. O halde bal arısı özütünün pH değeri daha büyüktür diyor. Hayır arkadaşlar, asit olduğu için pH'i daha küçüktür. Birinci ifademiz yanlış. İkinci ifadeye bakalım. Eşek arısı ısırmalarında sirkeli su ile arıların yaranın silinmesi acı hissini azaltır. Doğru arkadaşlar bakın. Çünkü baz olduğu için, sirkeli su da asit olduğu için arkadaşlar yaranın silinmesi acı hissini azaltacaktır. İkinci ifademiz doğrudur. Çözeltinin
ve turnusol kağıdının son renklerinin kırmızı tonlarda olması her iki özütün de asit olmasından kaynaklanır. Hayır arkadaşlar, birinci özüt bazdır. Bu da yanlıştır. O halde hangisi doğrudur dediği için yalnız 2 cevabımız B şıkkı olacaktır. 9. soruyu bitirdik. 10. soruyla devam edelim. Aşağıdaki deneyde düzeneğinde musluk açılarak alüminyum elementinin bulunduğu kaba yavaş yavaş kaç özeltisi damlatıyor? Kısa bir süre sonra balonun şiştiği gözlemliyor. Arkadaşlar, bir titrasyon sorusu. Bu deneyle ilgili çıkarımlardan hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Asit metallerle tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkardı. Hidrojen gazı açığa çıktığını nereden anlıyoruz? Bu balonun şişmesinden gaz olacak ki balon şişecek. Demek ki arkadaşlar, kaç özeltisi asit alüminyum metal üzerinde ne yapmış? Kimyasal reaksiyona girmiş ve hidrojen gazı açığa çıkmış. Şimdi öncülleri okuyalım. Musluk açıldıktan sonra alüminyumun bulunduğu kapta fiziksel değişim meydana gelmiştir diyor. Yanlış arkadaşlar. Kimyasal değişim. Birinci ifademiz yanlış. İkinci ifadeye bakalım. Balonun içinde gaz alüminyum metalinde ya da K çözeltinin içinde bulunan bazı atomları içerir. Doğru arkadaşlar. Asitlerde hidrojen gazı olduğu için metallerle reaksiyona çıktığında hidrojen gazı açığa çıkıyor. İkinci ifademiz doğru. Balon şiştikten sonra deney düzeninin kütlesinde bir artış meydana gelir. Hayır arkadaşlar, kimyasal reaksiyonda kütle korunur. Üçüncü ifademiz yanlış. Hangileri doğrudur diyor. Yalnız ikinci ifademiz doğrudur. Cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.